Çanakkale Savaşları'nı Amerikalı bir gazetecinin gözünden okumak nasıl olurdu? 9 Şubat 1915 sabahı epey gecikmeli bir tren yolculuğunun ardından Sirkeci'ye ulaşan George Abel Schreiner, Pera'daki oteline geçti. Birinci Dünya Savaşı'nın başında Amerikan Associated Press'in savaş muhabiri olarak Türkiye'ye gelmişti. Schreiner, İstanbul'daki ilk günlerinde Osmanlı'nın neden Almanlarla savaşa katıldığı sorusuna cevap aradı. İstanbul'da Almanlara ve Avusturyalılara karşı gerçek bir muhabbet görmediğini, Türklerin Fransa ve Fransızcaya olan eğilimini kaydetmişti. Ona göre Almanlar neredeyse hiç sevilmiyorlardı. Ancak İtilaf devletlerinin İstanbul ve Boğazlar üzerindeki niyetleri Türkleri Almanlarla müttefik yapmıştı. Türkiye'ye muhabir olarak gelen Schreiner'ın planında aslında Çanakkale'ye gitmek ve çatışmaları yerinde izlemek gibi bir program yoktu. Schreiner ve meslektaşı Raymond Sewing, İstanbul'da oldukları sırada Enver Paşa ile bir röportaj ayarlayabilmeye çalışıyorlardı. Ancak çabaları ve ısrarları sonuçsuz kaldı. 25 Şubat'ta Paşa'nın gece vakti Çanakkale'ye gidip teftiş yapacağını öğrendiler. Bu süresiz bir geziydi ve Paşa orada uzun süre kalabilirdi. İki muhabir bu durumda röportaj şansını tamamen kaçırmaktan korktular. Riskleri göze alarak Enver Paşa'nın yatına gizlice girmeyi başardılar. Önce durumu memnuniyetsizlikle karşılayan Paşa, sonunda iki gazeteciye Çanakkale'ye gidiş iznini verdi. 28 Şubat günü Peyki Şevket adlı bir muhriple yola çıktılar. Öğleden hemen sonra Gelibolu kasabasını gördüklerinde artık top sesleri kulaklarına geliyordu. 1 Mart'ta Çanakkale'deki ilk günlerinde kendilerine bir gözlem yeri seçmek için harekete geçtiler. Sonunda Sultaniye Kalesi'nin tarihi kulesini seçtiler. Schreiner, Çanakkale'deki ilk haftada günlüğüne bombardımanların şiddetini ve atlattıkları tehlikeleri not aldı. Ancak onu şaşırtan bir şey vardı. İtilaf devletleri yoğun bombardımanlarına rağmen Türkler karşısında asla tam olarak başarılı olamıyorlardı. Schreiner günlüğünde bunu hiç beklemediğini ve İtilaf devletlerinin zannettiği gibi zafere doğru yürümediğini kaydetti. 7 Mart günü ağır bombardımana Çimenlik ve Anadolu Hamidiye bataryaları arasında yakalanarak hayati tehlikeler atlatan Schreiner ve arkadaşı, güvenli bir noktadan gözlem yapmak için Erenköy Körfezi'ne bakan küçük bir Türk kahvesine gittiler. Schreiner kahvede gördükleri karşısında çok şaşkındı. Çanakkale halkı buradaydı ve tehlikelere rağmen sakince oturuyorlardı. Hatta kahveye isabet eden bir mermi parçasından da korkmamış, sakinliklerini korumuşlardı. Bu durumu önce Doğu'nun kaderciliğine bağlayan Schreiner, sonrasında fikrinin yanlış olduğunu kabul etti. Ona göre Türkler, tahmin ettiğinden çok daha fazla cesur ve ölümden korkmayan bir milletti. Ardından çatışmaları yakından takip etmek için yeniden harekete geçen gazeteciler, Türk askerinin ağır bombardımanlar karşısında vazgeçmeden ve ölümüne yürüyerek nasıl savaştıklarını gördüler. Schreiner, günlüğünde yazdığına göre artık bir şeyden emin olmuştu. İtilaf devletlerinin Çanakkale'yi geçmek gibi bir şansları yoktu ve boşuna uğraşıyorlardı. Gazetecinin en ilginç bulduğu durumlardan biri ise Türk mühimmatının yetersizliğine rağmen düşmana karşı savunmada son derece başarılı olmalarıydı. Hatta Türk cephesi hakkında şu notu tutmuştu: "Silahlar menzil açısından yetersiz ve doğru ve etkili topçu ateşi yapabilmek için günümüzde kullanılan pek çok düzenekleri eksik." Buna rağmen Schreiner, Türklerin ne kadar cesur ve inatçı olduklarını Talat Bey'in şu sözleriyle kaydetti: "Bu savaştan muzaffer çıkacağımız henüz tam belli değil. Biz sonuna kadar savaşacağız. Eğer vaziyet aleyhimizde gelişirse biz Osmanlı'ya yakışır bir biçimde öleceğiz." Schreiner'ın İtilaf devletlerinin başarısız olacağına dair tahmini 18 Mart günü doğru çıktı. Çanakkale Deniz Savaşları'nın dönüm noktası olan o günde şiddetin boyutu öyle bir haddeye gelmişti ki ertesi sabah Schreiner günlüğüne şu cümleyi yazdı: "Hala hayattayım ve o kadar mutluyum ki ayaklarım yere basmıyor." İtilaf devletlerinin çatışma sırasında başarısız oldukça şiddeti artırmalarını öfkenin ve yenilginin hırsı olarak günlüğüne kaydetti. Gazeteci, yakından gözlemlediği zafer gününde İtilaf devletlerinin ne yakından ne uzaktan hiçbir şekilde isabetli atış yapamadıklarını, cephane ve asker açısından Türklere göre çok daha avantajlı olmalarına rağmen stratejik hatalar ve beceriksizlikleri nedeniyle büyük bir yenilgi yaşadıklarını yazdı.
Buna karşılık Türkler, sınırlı mühimmatları ve ordunun içinde bulunduğu zor koşullara rağmen korkusuzca mücadele vermiş, son ana kadar savaşarak Çanakkale'yi geçilmez kılmışlardı. Nisan ayının ilk haftasında arkadaşıyla birlikte İstanbul'a dönen Schreiner, 7 Nisan'da Sultan 5. Mehmet Reşad'ın huzuruna kabul edildi. Gözlemlerini ve zafer günü tuttuğu notları padişaha detaylıca anlattı. Türk askerlerinin görkemli müdafaasından ne kadar etkilendiğinden bahsetti. Anlattıkları padişah tarafından da ilgiyle dinlendi. George Abel Schreiner'ın günlüğü henüz 1. Dünya Savaşı sona ermeden 1918 yılında Berlin'den Bağdat'a adıyla yayınlandı. Savaş döneminde Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve siyasi durumuna dair de önemli bilgiler içeren notlar muhtemelen adı dolayısıyla Çanakkale Savaşı literatüründe hak ettiği ilgiyi göremedi. Sıra dışı gözlemciliği ve girişkenliği Schreiner'ı diplomatların, sivil bürokratların, cephedeki din adamlarının ve elbette halkın tepkilerini de gözetip kaydetmeye sevk etti. Sadece savaşın aktörleriyle değil, iklim ve topografya gibi benzer faktörlerle de ilgilenmesi, Schreiner'ın yazdıklarını Çanakkale Savaşları tarihi açısından son derece önemli bir hale getirdi. Amerikalı gazetecinin Çanakkale notlarıyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve GZT'ye abone olmayı unutmayın.